Ankara'ya dönelim, siyasete dönelim. Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya giriyor. Genel kurulda ekonomi torba kanunu teklifinin görüşmeleri devam edecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da 2023 bütçesi mesaisi devam ediyor. Bu hafta da görüşmeler devam edecek. Mecliste bir RTÜK üyeliği seçimi var. Günlerdir konuluyor. O artık yapılacak bu hafta ve AK Parti'nin başörtüsü, anayasa değişikliği teklifini de artık bu hafta, günlerdir konuşuyoruz onu da, meclise sunması bekleniyor. Ekonomi torba kanun teklifi, 2023 bütçe maratonu, RTÜK'ün boş üyeliği için seçim ve meclise sunulması beklenen başörtüsü anayasa değişikliği teklifi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi bu hafta da yoğun. AK Parti'nin çalışmalarını tamamladığı başörtüsü anayasa değişikliği teklifinin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Teklifte anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesine bir fıkra eklenecek. Ayrıca aile yapısına ilişkin 41. maddede de evlilik birliğinin nasıl kurulacağına ilişkin bir düzenleme yapılacak. Salı günü genel kurulda ekonomi torba teklifinin görüşülmeleri devam edecek. Sicil affı öngören düzenlemeyle karşılıksız çek, protestolu senet ve banka borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyenler Bankalar Birliği'nin kara listesinden çıkacak. Teklifte öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek. 2000 liraya kadar icralık olan elektrik, doğalgaz, su ve telefon borçları tasfiye edilecek. Varlık fonuna devredilmiş 2500 liraya kadar olan borçlar da silinecek. Pandemi dönemindeki maske ve sokağa çıkma ihlali cezalarından da vazgeçilecek. Teklif, kur korumalı mevduat uygulamasının 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmasını da öngörüyor. Meclis Genel Kurulu'nun AK Parti ve İYİ Parti arasında tartışmalara neden olan boş RTÜK üyeliği içinde seçim yapılacak. Meclis Başkanlık Divanı, kontenjanın RTÜK üyesi Tahir Yücel'in istifa tarihi olan 1 Temmuz'daki meclis aritmetiğine göre belirlenmesine karar vermiş ve kontenjan AK Parti'nin olmuştu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2023 bütçe maratonu da devam edecek. Pazartesi Tarım ve Orman, Salı Gençlik ve Spor, Çarşamba Aile ve Sosyal Hizmetler, Perşembe Milli Eğitim, Cuma ise Ticaret Bakanlıkları'nın 2023 bütçeleri görüşülecek.